Yeni bir sefer başlıyor meçhule doğru. Bilinen tek şey kalbin huzur istediği, öğrenilen onca bilgiye rağmen kendisi için gerekli olan asıl bilgiye kavuşma isteği. Halid-i Bağdadi gerçeğe kendisini tatmin edecek, gönlünü aydınlatacak bilgi için yolda. Sadece işaret edilen, merhem olur senin gönül yaralarına denilen bir zat var ufukta. Sanki Kaf Dağı'nın ardında gibi geliyor ona. Aslında yolculuk kendi içinde. Sırların belirsizliğinden yolunu kaybetmezse, nefsinin yakınmalarından kurtulabilirse ve gerçeği perdeleyen sislerin arasından sıyrılabilirse eğer, kavuşma yakın. 18. yüzyılın sonlarına doğru bugünün Irak sınırları içinde yer alan Musul, Süleymaniye ve Bağdat'la sınır komşusu olan Şehre Zur'a bağlı Karadağ'da dünyaya geliyor Halid-i Bağdadi. Sene konusunda net bilgiler yok maalesef. Ancak kendisinin işaret ettiği zaman 1778. Genel anlamda çok küçük yaşlardan itibaren ilme ve bilime adanan bir ömrün az bilinen kısmı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın neslinden geldiği ve köklü bir aileye mensup olduğu biliniyor. Halid-i Bağdadi'nin eğitim hayatı, medreseleri, bahçeleri ve tatlı su kaynaklarıyla tanınan Güzel Karadağ'da başlıyor. Önce Kur'an-ı Kerim öğreniyor geleneksel olarak. Ardından fıkıh ilminde ilk eğitimini alıyor ve Arapçayı güzel kullanma konusunda kendisini yetiştiriyor. Bilginin ışığında hareket etmeyi küçük yaşlardan itibaren bir düstur olarak benimsiyor. Bilgi ve irfan arayışı sürüyor yaşı ilerledikçe. Ve kendisini Süleymaniye'de bir medresede buluyor. Burada devrin önemli alimlerinden ders görüyor. Halid-i Bağdadi'nin çok ince bir zeka yapısına sahip olduğunu biz görüyoruz. Bu da ilimdeki vukufiyetini artıran özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Çok küçük yaşlarda hadis ezberlemeye başlıyor. Ve hadisi şerifleri ifade ettiği manayı anlatabilecek düzeyde hem dil hakimiyeti kendisinde var, dile hakimiyeti söz konusu. 12-13 yaşlarına geldiği zaman da Arapça olarak yazılmış olan eserleri kendisi tercüme edebilme ve onun üzerinde açıklama, anlatım yapabilme özelliğine sahip Allah tarafından kendisine verilmiş böyle bir özelliği söz konusu. Bağdadi'nin kabiliyetleri inkişaf ettikçe hayran kitlesi de artıyor. Nereye giderse gitsin farkı hemen hissediliyor. Bağdat'ta alimlerin onun hakkındaki görüşleri ise hayranlık duygularının gerçek olduğunu kanıtlıyor. Halid-i Bağdadi'nin zahiri ilimlerdeki üstünlüğü kabul ediliyor. Kısa zamanda öğrendiği ilimlerle birlikte sistemli bir şekilde eğitimine devam ediyor. Şaşılacak kadar kısa bir süre içinde de tefsirden hadise, kelamdan akaide, edebiyattan hikmete, matematikten astronomiye pek çok alanda zirveye çıkıyor. Artık çok zor konularda bile danışılacak bir makam haline geliyor. Zahiri ilimlerde devrin önemli alimlerinden birisi olan Halid-i Bağdadi'yi kendi içinde bir hesaplaşma bekliyor. Bu hesaplaşma sonunda öğrendiği ilimlerin manevi anlamda kendisine yeterli gelmediğini anlıyor. Yeni bir yolculuğa çıkması gerekiyor. Ama bu kez ilim için değil. Kendini bulmaya yönelik çıkılan bu yolculuğun adı hac. Hem kutsal vazifeyi yerine getirmek, hem de kendisine bir mürşit bulmak istiyor. Yolculuk boyunca yolunun üstündeki alimlerle görüşmeyi de ihmal etmiyor. Arayışına son verebilecek bir bakış istiyor. Hatta bu yolda icazet de alıyor. Kendisini Allah aşkı ile tutuşturacak bakış için henüz vakit erken. Buna rağmen Medine'de ilk işaretler geliyor. Medine'de
kaldığı dönem içerisinde Yemenli bir zatla karşılaşıyor. Onunla sohbeti esnasında bu Yemenli zat kendisine diyor ki, Kabe'ye vardığın zaman diyor, Mekke'ye vardığın zaman, şayet İslam'a ters bir davranış görürsen ona itiraz etme, muhalefet etme diyor. Bu tavsiye Halid-i Bağdadi Hazretlerinin aklında tabii bir takım soru işaretleri bırakıyor. Mekke'ye vasıl olduklarında Kabe-i Muazzama ile karşı karşıya geldiği zaman bir zatın sırtını Kabe'ye dönmüş, yüzünü kendine dönmüş vaziyette oturduğunu görüyor. Ne kadar saygısız bir insan, Kabe'ye sırtını dönmüş oturuyor diye sadece içinden geçiriyor. Ve o zat yerinden kalkıp Halid-i Bağdadi Hazretlerinin yanına geliyor. Diyor ki, sana söyleneni, sana söylenen tembihi ne çabuk unuttun. Bu söz üzerine Halid-i Bağdadi Hazretleri Medine'de kendisine söylenmiş olan tavsiyeyi hatırlıyor ve bu zate talebe olmak istiyor. Ve o zat da şunu söylüyor, diyor ki, senin fethin buralarda değildir. Senin fethin Hindistan tarafında olacaktır diye o tarafı işaretle Halid-i Bağdadi Hazretlerine belirtiyor. Mekke ve Medine'de kendisini aşka ulaştıracak mürşidini bulamayan Halid-i Bağdadi, işaretler üzerine Hindistan'a doğru yeni bir yolculuğa daha çıkıyor. Çıkılan bu yolculuklar, Halid-i Bağdadi için gerçek bir ilim hazinesine dönüşüyor aslında. Birçok alimle buluşuyor ve sohbet ediyor. Bu arada uzunca bir süre aradığı aşkı bakışı ummadığı bir beldede buluyor. Gulam Ali lakaplı gerçek bir hak dostu olan Abdullah Eddihlevi'nin çekim alanına giriyor. Abdullah Eddihlevi'nin himmeti, zahiri buluşma gerçekleşmeden arayış içindeki Halid-i Bağdadi'yi buluyor. 1810 yılında mürşidine kavuşan Halid-i Bağdadi aradığını bulmuş olmanın huzuru içinde. Manevi terbiyeyle geçen 5 ay gibi çok kısa bir süre sonrasında hocasından icazet almaya hak kazanıyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri Eddihlevi Hazretlerine kavuştuğu zaman zaten psikolojik olarak ve yapısal olarak ruh yapısı itibarıyla kendisi seyri süluka hazır. Zaten içinde müthiş bir açlık var. Ve hocasıyla karşılaştığı zaman hemen hocasının terbiyesi altına giriyor. Onunla beraber devam ediyor ve 5 ay gibi kısa bir sürede 5 tarikattan icazet alıyor. Cami-i Turuk özelliğini kazanıyor. Kendisine Müceddidiye, Kübreviye, Sühreverdiye, Nakşibendiye ve Çeşdiye tarikatlarından icazet veriliyor. Dolayısıyla Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Hindistan yolculuğu da çok manidardır. Hocasının yanında kaldığı zaman içerisindeki manevi eğitimi de bu açıdan bakıldığı zaman çok manidardır. Ve icazetindeki ifadeler itibarıyla da çok manidardır. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin müceddililiği Hindistan'dan alıp Mezopotamya'ya getirmesi önemli olan. Yani uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra yolculukla Hindistan'a gidiyor. Ve aynı bir zorlu yolculukla İran üzerinden. Çünkü İran, Kacarlar İran'ı o dönemde Şii bir İran. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı-İran sürtüşmelerinden ve geriliminden dolayı kervanların bile rahat geçiş yapamadığı bir alan İran. Burada bir hayli zorluklar ve maceralar atlattıktan sonra tekrar memleketine geri dönüyor. Tasavvuf kapılarının aralanmasıyla birlikte ilimler değer kazanıyor ve gerçek anlamını buluyor. Allah aşkıyla dünya bambaşka bir boyuta taşınıyor. Bu arada artık Nakşibendiye şeyhlerinden birisi olan Halid-i Bağdadi, hocasının emriyle memleketine irşad için gönderiliyor. Hocasının ne istediğini sorması üzerine, dini isterim diyor ve dinin kuvveti için dünyayı da istediğini belirtiyor. İsteklerinin kabul olduğu ise zamanla ortaya çıkıyor.
Mürşidinin himmetiyle memleketine geri dönen Halid-i Bağdadi, bir süre sonra Bağdat'a yerleşiyor. Etkisi çok çabuk oluyor. Arayış içindeki insanlar Bağdadi'yi bulmakta zorlanmıyor. Hatta devrin idarecileri, başta Said Paşa olmak üzere bu sıra dışı mürşidin ziyaretine gidiyor ve ondan himmet diliyorlar. Sevenlerinin sayısı arttıkça kıskançlıklar da artıyor. Oysa bunlara aldırmadan insanları irşad etmeye devam ediyor. Hille müftüsü olan Yahya el-Mervsili'yi durumu araştırmak üzere dönemin valisi davet ediyor Bağdat'a. Ve müftü efendi durumu araştırdıktan sonra valiye şunu söylüyor. Diyor ki, eğer diyor Halid-i Bağdadi'yi Mevlana Halid Müslüman değilse kim Müslümandır diye bir soru yöneltiyor. Araştırmaları sürecinde yaşantısına bakıyor, hayatına bakıyor, söylediği şeylere bakıyor, uygulamalarına bakıyor ve kendisi hayretler içerisinde kalıyor. Ve Maruf el-Berzenci'nin bu ithamlarını içeren yazmış olduğu risaleye reddiyeler gelmeye başlıyor. Ve bu yazılan reddiyeler de o dönemin, o bölgede ileri gelen alimleri tarafından, müftüleri tarafından onaylanıyor, mühürleniyor ve bu olay kapatılıyor. Ama fitne her yerde aynıdır. Fitnenin dini olmaz, fitnenin milleti olmaz, fitnenin memleketi de olmaz. Dolayısıyla Halid-i Bağdadi Hazretleri için de böyle bir suikast düşünülüyor ama Allah-u Teala buna fırsat vermiyor. Halid-i Bağdadi'nin etkisi arttıkça adı İslam dünyasında daha fazla anılır hale geliyor. Bu yüzden de birçok bölgeden insanlar ona talebe olmak için geliyorlar. Talebelerinin sayısının, ihtişamı bile etkilerinin nereye kadar yayıldığını gösteriyor. Bağdadi ise bir süre daha Bağdat'ta kalıp halifeleri ve müridleriyle birlikte Şam'a yerleşiyor. Buradan ev ve arazi alan Mevlana Halid-i Bağdadi, arazisinin bir kısmını mescit olarak vakfediyor ve harap durumdaki mescit ve medreseleri tamir ettiriyor. Osmanlı Devleti yeni böyle batıdan etkilenen merkeziyetçi bir yapıya doğru gitmeye başlıyor. Osmanlı'nın tam o döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hala Yavuz döneminden beri gelen Kürt beylik sistemi var. Kürt beyleri egemen. Süleymaniye'den tutalım, Irak'ın Süleymaniye'sinden tutalım. Kars'a kadar neredeyse ve neredeyse işte Urfa'ya kadar olan bütün bölgeleri Osmanlı Kürt beyleri aracılığıyla buraları yönetiyordu. Tanzimatla birlikte bu beylerin bu imtiyazlarına ve statülerine son verildi. Yerlerine merkezden valiler atanmaya başlandı. Tam o dönemde bölgede bir boşluk doğdu. Ve bu bölgedeki boşluk valiler tarafından doldurulamadı. Çünkü eski beylik sistemi var, beyler var, aşiret reisleri, ağalar var vesaire var. İşte tam bu dönemde Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifeleri, bölgedeki halifeleri bu Kürt beylerinin yerlerini alır gibi oldu. Yani bu insanlar hem medreseli olmaları hasebiyle hem de tarikat şeyle yani tekke ve medresenin bir araya gelmesi ile kısa zaman içerisinde bölgenin yerel siyasi ve toplumsal otoriteleri haline de geldiler. Genel anlamda herkesi olduğu gibi kabul eden bir tasavvuf çizgisi var Halid-i Bağdadi'nin. Ayrılıklardan ve fitneden uzak duruyor ve müritlerine de bunu öğütlüyor. İslam dünyasının içinde bulunduğu şartlarda her zaman birleştirici bir unsur kendisi. Aynı zamanda ilme verdiği önem de sözlerinin etkili olmasına sağlıyor. Zahiri ilimlerdeki üstünlüğü tartışılmıyor ve bu yüzden de bu ilimleri irşat metodunda etkili olarak kullanıyor. Çeşitli ilim dalları vardır. Onlar çok derindir. Mutlu kişi, ilimlerin kaynağını ve kaymağını talep edendir. İlimleri ihlaslı bir şekilde yaymakla meşgul olunuz. Sözü de, bu anlamda zahiri ilimlerin Allah'ı bulma yolunda mutlaka öğrenilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sadece talebelerini göndermekle kalmamıştır. Dolayısıyla
Halid-i Bağdadi Hazretlerinin biz mektubatına baktığımız zaman kendisine bu noktada müridi olan, kendisine bağlı olan paşaların, valilerin ve halifelerinin en ufak bir pürüzde dahi mektup yazmak suretiyle bilgisine müracaat ettiği, insanların içinden çıkamadığı konularda kendileri bu hususu bilse dahi kendisinden onay almadan hareket etmemelerini sağlama noktalarında müthiş bir nüfuzu var, müthiş bir hakimiyeti söz konusu. Bu Halid-i Bağdadi'yi ön plana çıkaran ve tarikat iş disiplinini sağlama noktasında da otorite olma özelliğinin en belirgin vasıfları olarak karşımıza çıkıyor. Beş farklı tarikatten icazet alan Halid-i Bağdadi'nin öğretisinin toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayış içinde olduğunu görüyoruz. İlmi eserlerini tasavvufla tanışmadan önce veren büyük mürşit, alim ve hafızlara hürmet edilmesini istiyor. İrşat hizmetlerinin Kur'an ve sünnet ışığında yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyor ve kurallarını ona göre belirliyor. Sıkı bir disiplin içinde hareket etmesi, ilme verdiği önemi güçlü bir şekilde göstermesi, birçok alimin kendisine ve öğretisine yönelmesine sebep oluyor. Ve bu yüzden olsa gerek, bir noktadan sonra ilmiye sınıfının tarikati payesini alıyor. Bir istikamet, bin kerametten hayırlıdır, diyor bir halifesine Halid-i Bağdadi. Halifelerine hedef gösteriyor ve bulundukları noktalarda yapmaları gerekeni açıkça dile getiriyor. İnsanın Allah'ı bulma yolculuğunda dinin emirlerini yerine getirmeden başarılı olamayacağının da altını çiziyor böylelikle. İlginç bir sistemi var Halid-i Bağdadi'nin. Zahiri ilimlerde yetkin olmayan talebelerine kesinlikle icazet vermiyor örneğin. Aşırılıklara asla müsaade etmiyor ve yoldan çıkılmasına müsamaha göstermiyor. Bir kişinin, bir insanın tasavvufta belli bir noktaya gelebilmesi için zahiri ilimlerde belli bir noktaya gelmesi gerekiyor. İnsanlar ilmin paralelinde ne kadar ilmi varsa o düzeyde tasavvuf ve tarikatlardan ya da bu terbiyeden nasibini alabiliyorlar. Onun için bunu çok iyi bilen Halid-i Bağdadi Hazretleri ilim noktasında kendisini tam olarak yetiştirememiş kişilere tarikat hilafetini layık görmüyor ve vermiyor. Hiçbir zaman kerameti diğer bütün tarikatlarda ve büyüklerimizde olduğu gibi ön plana çıkarmayan bir anlayış hakim. Kendisine sorulduğu zaman istikametin esas olduğunu, keramete itibar edilmeyeceğini, güvenilmemesi gerektiğini ve gösterilmemesi gerektiğini her halükarda ifade ediyor. Ve tarikatında ön plana çıkan bir başka hususu çok temel bir cümleyle söyleyecek olursak, herkesin haddini ve sınırını bilmesi olarak özetleyebiliriz. Velayet temsilcilerinin özelliklerinden birisi, insanlar için çok iyi bir örnek olma. Bu makamdaki bir insan için özel olarak hareket etmek yok. Olsa olsa fıtratındakini yansıtma var. Halid-i Bağdadi de bu insanlardan birisi. Hayatının her karesinde insanlar bunu görüyor. İbadetlerinde, insanlarla olan ilişkilerinde, varlıkla olan münasebetinde o hep iyi bir örnek. Sabırlı, kanaatkar, fani olandan uzak, ilim ve güzel ahlak sahibi gerçek bir velayet temsilcisi. Efendiler efendisinden aldığı güzellikleri insanlara yansıtabilen bir hak dostu. Heybetli ve bu yüzden hiç kimse yüzüne dikkatli bir şekilde bakamıyor. Cezbesi etkiliyor. Yüzlerce halife yetiştiriyor ve bu halifelerini dünyanın dört bir tarafına irşat vazifesiyle gönderiyor. Bu yüzden beş tarikatın meczedilmesiyle ortaya çıkan tarikati, Afrika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya çok geniş bir alanda yayılıyor, öğretisi binlerce insanı etkiliyor.
hak çizgisi değişmez ve tek. Ancak denetim mekanizması yok olduğunda tecrübeler ilginç. Bir dönemin en doğru yolculuklarının yapıldığı nice güzel çizgide, bir süre sonra kaymaların görülmesi, denetim mekanizmasının yeterince işletilememesinden kaynaklanıyor belki de. Halid-i Bağdadi de bu noktada oldukça titiz. Talebelerini sıkı disiplin altında tutuyor. Bu yüzden İstanbul'a gönderdiği talebesine tavsiye niteliğinde belirlediği kurallar günümüzde bile dikkate değer. İstanbul'da irşat görevine gidecek kimse, devlet ricali, vezir ve hakimlerin yanına gidip gelmeyecek, onlarla oturup kalkmayacak, ülfet ve ünsiyet etmeyecektir. Kendi adına tekke ve zaviye için devlet adamlarından maaş, aylık ve bağış talep etmeyecek, bu gibi şeylerden uzak duracak, beytül male de el uzatmayacak. Allah'ın fazlına ve keremine güvenecektir. Hanımı üzerine bir başka hanımla evlenmeyecek. Evlenmek istese dahi İstanbul hanımıyla evlenmeyecek. Zira bu tür evlilikle zevk-ü sefaya dalıp irşad işinden geri kalır. Mürid olsun, ziyaretçi olsun, kimsenin hakla ilgili işlerine karışmayacak, aralarına girmeyecek, bazı şeyhlik iddiasında olanların yaptığı gibi kendine gelenlerden tevbe ve inabe parası adıyla hiçbir bağış kabul etmeyecektir. En küçük önemsenmeyen bir meselede dahi kendisiyle irtibatı kesmeyecek, ihtiyatı terk etmeyecek ve ferdi davranışlardan kaçınacaktır. Dünya işlerinde kanaatle iktifa edip, devlet büyüklerinin gösterişli hayatına benzer yaşamaktan kaçınacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yaşayabileceğin kadar dünyanın için, içerisinde kalacağın kadar ahiretin için çalış. Muhtaç olduğun kadar Allah için, ateşinin yakıcılığına tahammül ve dayanma gücün kadar cehennem için çalış. Emr-i Nebevisini hatırdan uzak tutmayacaktır. Kesinlikle kimsenin gıybetini yapmayın. Eğer diyor, bir arkadaşınızın hatasını görürseniz onu görmemezlikten gelin. Eğer kusur aramak zorunda kalırsanız önce kendi kusurunuza bakın. Fakir fukarayı ezmeyin. İnsanlara hiçbir zaman yukarıdan bakmayın. Sizden istifade etmek için bu tarikata girmek isteyenlere, işsizliğinden, acizliğinden, çaresizliğinden dolayı kapınıza sığınanlara dikkat edin. İnsanlara karşı sevgi ve merhamet timsali olun. Bunun yanında bid'atlere kesinlikle yaklaşmayın. Resulullah Efendimizin öğretmiş olduğu sünneti seniyeye, onun yaşantısına mümkün mertebe riayet etmeye çalışın. Boş zamanlarınızda nafile ibadetlerle, zikirle, tesbihatla meşgul olun. Dedikodu yapmayın. İnsanlara faydadan başka bir şey düşünmeyin. Hala Malezya'da, Cevadalarında Halidler olduğunu biliyoruz. O bölgede, Endonezya bölgesinde hala bir kısım Halidi tekkelerin olduğunu biliyoruz. Kafkaslar'da aynı şekilde vardır. Balkanlar'da bir kısım Halidiler hala olabilir diye tahmin ediyorum, az da olsa. Anadolu zaten çok yaygındır. Irak, Suriye bölgesinde, hatta İran'ın bir bölgesinde oldukça fazla miktarda Halid-i Bağdadi'nin mensupları, takipçileri, Halidiler vardır. Çoğunluğu tasavvuf kapılarının kapalı olduğu dönemde yazılan onlarca eseri var Halid-i Bağdadi'nin. Bu eserlerin ilim dünyasındaki etkisi bir hayli fazla oluyor. Tasavvuf görüşleri ise dalga dalga yayılıp günümüzde bile insanların en çok etkilendiği prensipleri sunuyor insanlığa. Ayrıca binlerce kitaptan oluşan devasa bir kitaplığının olduğu söyleniyor. Özellikle fıkıh alanında görülebilecek en önemli kaynaklardan birisi olarak anlatılıyor. Risale-i Rabıtası vardır. Adab-ül Müridin adında müritlerinin uyması gereken prensipleri içeren küçük bir kitapçığı vardır Risale bazında.
Mektupları daha sonra bir araya getirilmiştir. Talebeleri tarafından bir araya getirerek mektupları oluşturulmuştur. Onun dışında Halid-i Bağdadi'nin divanı çok meşhurdur. Kendisinin yazmış olduğu Arapça ve Farsça şiirler vardır. Edebi yönü çok güçlü olan birisidir Halid-i Bağdadi Hazretleri. Bu hem onun dini ilimlerdeki nüfuzu kadar ne kadar duygusal ve iç dünyasının ne kadar derin olduğunu da gösteren işaretlerdir bize. Bunun dışında hadis ilmiyle ilgili olarak kaleme aldığı 40 hadis şerhi var. Allah'tan çok korkan, kazaya namazını bırakmayan, Allah'ın emirlerini yerine getirmede çok titiz olan büyük velinin 4 erkek çocuğu dünyaya geliyor ve 3'ü kendisinden önce vefat ediyor. Böylesine acı imtihanlarla karşı karşıya gelen Bağdadi Hazretleri, 2 oğlunun da cenaze namazını kendisi kıldırıyor ve Allah'a sığınıyor. Zaten yakında fani dünyadan ayrılıp, oğlu Bahaeddin'e kavuşacağını biliyor. Halid Bağdadi Hazretleri 50 yaşında. Olgunluk döneminin zirvesinde. İrşad eksenli mücadelesinde geniş bir coğrafyada insanlara ulaşıyor, maddi manevi problemlere çözüm olmaya çalışıyor. Son zamanlarında onun artık çok yorulduğunu düşünen müritleri, kendisini seyahate davet etmelerine rağmen o, "Şam'a ölmeye geldik" diyerek vefatının işaretlerini veriyor. Bulunduğu coğrafyaya hakim olan taun hastalığı insanları kırıp geçiriyor. Kendisi de hacca gitmek isterken Ramazan'ın son günü bu amansız hastalığa yakalanıyor. "Yarına hazır olsun" diyor mezarım. Dönüş yakındır artık. Gidilmesi gereken yer Halid-i Bağdadi Hazretlerini bekliyor çünkü. Kendisinde olan emanetlerin hepsini geri veriyor. Ve halifesi Şeyh İsmail Gazi'ye vasiyetini açıklıyor. "Malımın 1/3'inden 1000 kuruş namaz ıskatı için ayırın. Bir su sarnıcı inşa edin. Eğer bir kimse size karşı çıkarsa sabırlı olunuz. Zannederim ihlas sahibi olanlar, fakirler için bir tekke bina ederler. Malımın 1/3'inden geri kalanı, fakir ve yoksullara verilsin. Akarlarımdan hiçbirisi satılmasın. Bunların parası yakınımızdaki fakirlere ve dervişlere dağıtılsın. Size ölümden daha büyük bir musibet gelmez. Ölüme karşı sabırlı olunuz ve tahammül gösteriniz." Müritleri sevdikleri bu büyük insandan ayrılmanın hüznünü yaşarken, Halid-i Bağdadi Hazretleri sevdiğine kavuşmanın sevincini yudumluyor doyasıya. Akşam ezanları duyuluyor alacakaranlığın başlangıcında. Onun dilinde ise bir hitap var. Fecr suresinden Kur'ani bir hitap. "Ey huzura eren nefs! Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön." Ve dönüyor. Genç yaşında vefat etmiş bir insan. Ama bu genç yaşında vefatından önce birçok dostlarına, öğrencilerine, müritlerine mektuplar yazmış. Ayrıca bir divan yazmıştır. Şiirlerin toplandığı bir divan. Bunun haricinde bazı küçük risaleleri vardır, eserleri vardır. Genç yaşında vefat ettiği için Mevlana Halid'in eserleri nispeten sınırlıdır diyebiliriz. Ancak onu iyi anlayabilmek için onun talebelerine veya talebelerin talebeleri ile devam eden ekole, yani halidilik dediğimiz tasavvufi yola bakmamız gerekiyor. Mevlana Halid-i Bağdadi talebelerine nasıl bir enerji, nasıl bir feyz aktarmış ki bakıyoruz. Onun talebeleri genellikle alimler, büyük insanlar olmuş. Ya da onunla devam eden halidilikte çok önemli aktif insanlar yetişmiştir. Nakşibendiye tarikatının bir kolu olarak yayılıyor dünyaya halidiye. 5 koldan meclis edilen güzelliklerle insanlara sesleniliyor.
Cehri ve hafi zikirleri benimseyen bu beş tarikatın esaslarına göre karakteri belirlenen bu hareket, daha çok Nakşbendiye tarikatının devamı olarak görülebilir. Hayatının büyük bölümünde ilim ve daha sonraki bölümünde de tasavvufla ilgilenen Halid-i Bağdadi Hazretleri, her iki alanda da verimli bir ömür sürüyor. Dünyanın dört bir tarafında görevlendirdiği halifelerden 18'ini de Anadolu'ya gönderiyor ki bu halifeler Halidiliğin yayılmasında ve günümüze dek ulaşmasında etkili rol üstleniyorlar. Hatta milli mücadele döneminde de bizzat savaşın içinde yer alıyor ve düşmana karşı savaşıyorlar. Kafkaslardaki Ruslara karşı mücadele eden ve bu mücadelenin komutanlığını yapan Şeyh Şamil Halidi'dir. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin müritlerine intikal eden bu yola mensup, Halidi ile mensup bir zattır, bir şeyhtir Şeyh Şamil. Ayrıca Cezayir'de Fransızlara karşı milli mücadelenin komutanlığını ve liderliğini yapan Emir Abdülkadir el-Cezayir'i Halidi'dir. Şazeliye gibi kollardan da icazeti vardır ama Emir Abdülkadir el-Cezayir'i 18 yaşındayken babasıyla birlikte Mevlana Halid-i Bağdadi'den ders almıştır. Mürid olmuştur Şam'da. Dolayısıyla o da bir Halidi'dir. Yani Kafkaslardaki milli mücadelenin komutanı bir Halidi, Cezayir'deki milli mücadelenin komutanı yine bir Halidi mensubu. Yani bunlar tesadüf olmasa gerekir. Yani Mevlana Halid-i Bağdadi nasıl bir enerji, nasıl bir feyz aktarmış ki talebelerine, bakıyorsunuz milli mücadelelerde hep ön saflarda bu insanlar yer almış. Anadolu'da da bunların örnekleri var. Erzincanlı Ahmet Fevzi Efendi gibi. Bunlar hem milli mücadelede önemli katkılar sağlamışlar. Küfrevizadeler vesaire. Bunların çok örnekleri var. Hep bunlar Halidi mensubudur ve Anadolu'daki milli mücadelede Kurtuluş Savaşı'nda önemli hizmetler ifa etmişlerdir. Halidilik aynı zamanda bir yapıştırıcı, sement, çimento rolü oynadı. İnsanlar arasında bir çimento rolü oynadı. Özellikle bu Anadolu'nun doğusu ve batısıyla arasında bir çimento rolü oynadı. Yani hem doğunun, çünkü Halidilikten önce bölgede hemen hemen Nakşibendilik yok denecek durumda ve Kadirilik egemen ve bir ölçüde de biraz rufailik var ve tarikatlar çok fazla yaygın da değil halk arasında. Halidiliğin yaygınlaşmasından sonra, çünkü medrese ile tekke bir araya geldi, çok büyük bir güç kazandı. Halidi tekkeleri ve Halidi şeyhlerinin kontrolünde olan medreseler bölgede, özellikle Kürt nüfusun yaygın olduğu bölgelerde mezralara kadar girdi. Mezralarda bile medreselerin açıldığını görüyoruz. Bu bölge halkının çok daha fazla dindarlaşmasını sağladı. Madem ki Şam'da ve Mekke'de senin gönül problemin çözülmedi, bundan sonra artık Hindistan yollarında sabah akşam sürekli yürü. Sen kendini Gulam Ali'nin ayaklarının altına at. Artık Bağdat bahçelerinin sevdasını kafandan sil. Ömrün liderlik işlerinde geçti. Sen biraz da kendini o şaha hizmetçi yap. Halid, madem ki hiç kimse kuru laflarla kemale eremedi, sen bütün varlıklardan vazgeç ve konuşmaya da artık son ver.